Bilmiyorum Ha, lan. hayır, abartma dediğim, Yani. yani hani olan olayı abartıyorsun anlamında söylemedim. Yani bacağım burkuluyor dediğin zaman sanki hani şey Taşımıyor oğlum bedeni artık eskisi o... gibi. Efendim aşkım. Efendim aşkım. Dur bak bekle. Efendim aşkım. Hep böyle şeylerde Burç'un şey hal ederim. Kalk amına koydum, bilgisayar başından diye nezahat vuracakmış gibi hissediyorum. Geveze şov yaş. Dur bakayım onu yakalayabilirsem. Geçen gün babam atmış da. Yaş baş. Veda zaman. Bak bak şunu bir izleyin. Bak yarın öbür gün şu anki gençlere söylüyorum. Yarın kendinizi yaşlı hissettiğiniz zaman şu video aklınıza gelebilir. Yani. Ya bizim buralarda çok duyarsınız. Ya Bak bu yaşta size söylüyor size. Sizin bize yaptığınıza söylüyor bak. sonra bu işlere mi gireceksin ya? Ya bu yaştan sonra olur mu? Aman bizden geçti abicim, biz artık yaşlandık falan gibi. Böyle cümleler çok duyarsınız. Bu yaştan sonra diye başlayan. Ne işin var diye de devam eder. Bu yaştan sonra. Geçenlerde bir adam böyle diyordu ya, bu yaştan sonra falan dedi. Kaç yaşındasın abi dedim. 49 yaşındayım ya, Bak adam genç bile gencecik. değil, çok genç. Yani çok genç ve kendini yaşlı olarak addediyor. İnsan kendini gördüğü yaşta çoğu zaman. Ve ne yazık ki bizde insanlar kendilerini hep yaşlı olarak görüyorlar. Ya da yaşlı olmak makbul mü kabul ediliyor, ondan da emin değilim. Şimdi size bir adamdan bahsedeceğim. Bu adamı da daha sonra tarif edeceğim. Kim olduğunu biliyorsunuz. Vallahi biliyorsunuz. 44 yaşında İngilizce öğrenmeye karar vermiş. 44. Bak. 46 yaşında, düzeltiyorum, 49 yaşında sokaklarda yaşıyor. 5 kuruş parası yok. Sokakta yaşıyor. 50 yaşında yüzmeyi öğreniyor. 50. 70 yaşında vücut yapmaya karar veriyor. İnanmayacaksınız ama şaka yapmıyorum. 70 yaşında vücudunu ve kaslarını güçlendirmeye başlıyor. Ne zamana kadar bunu yapıyor biliyor musunuz? Hala yapıyor. 79 Adam 142 yaşındaymış. yaşında podyumda manken olarak yürüyor. 79 yaşında. 83 yaşında Deshun Wang Çin'de oyunculuk, modellik gibi işlerle uğraşıyor. An itibariyle 85 yaşında. Oğlum bizde de Namık Reis var. Yani. Son derece aktif bir hayatı var. Wang, yaşlılık konusunda var olan bütün tabuları yıkmış. 79 yaşında ilk defa podyuma çık. Adı neydi adamın? Wang mı? Bunları yıkmış. 79 yaşında ilk defa podyuma çıkmış bu adam. Desun Wang abi. Ney adı? Desun Wang. Desun Wang. Allah abi, oha, reise bak. Onun karizmaya bak oğlum herifin. Vay. Harbi karizmaymış. Lan dur, ne yaptım ya? Ve şöyle diyor, herkes istediği kadar hayatını değiştirebilir. Önemli olan insanın bir amacının olması. Bak Burçay sana diyor. Bir amacının olması. Kafa olarak sağlıklıysan ne yaptığını biliyorsun demektir. İki çocuğu bir de torunu var. 83 yaşındaki Deshun Wang hala hayalleri varmış. Wang şöyle diyor. Yaşınızı doğa belirler. Ancak kafa yapınızı siz belirlersiniz. 10 numara laf bu arada. 50 sene sonra bunu Ve dinleyeceğim. sizden başka hiç kimse, ama hiç kimse... Şey olmuşum değil mi? 190 kilo bile oturmuşum. Ölüm döşeğinde bu videoyu izliyorum. Yaparım. Başarılı olmanızı engelleyemez. Her yaşın ayrı bir güzelliği var falan deriz ya biz. Bunu söylerken de hafif burun kıvırırız. Yani hangi yaş, işte o yaşında çok da güzelliği yok diye veririz. Önemli olan doğanın belirlediği yaş değil. Sizin kendinizi nasıl ve nerede hissettiğiniz. Benden bu akşamlık bu kadar. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bu arada GVZ Show'un böyle arada bir Instagram'a attığı bu videolarını izleyin. Çok güzel mesajlar oluyor. Yani ben aktif izlemiyorum ama genelde babam izleyip Instagram'a atıyor. Oradan yakalıyorum. Güzel yorumları var. Mutlaka izleyin derim. Yani kaç yaşında olursanız olun.
Namık Reis'le kapıştırak odayı. Namık Reis var ya, alır yemin ediyorum sallar.